Ay, bu laptop nasıl açılıyordu acaba? Ardaşan kuzuğu, Melodinas kuzuğu, bana bu laptopu verdiğiniz zaman nasıl açıldığını göstermediniz. Gelin açın bakayım. Gelin bakayım. Beyefendi, kapıyı fırmadan girdiniz. İçeri dışarı çıkınabilir misiniz? Niye dışarı çıkıyorum lan? Burası benim yatak odam değil mi? Sen de benim karım değil misin? Niye kapıyı vuracakmışım ya? İster iki kere tıklatırım, ister tıklatmaz. Sana mı soracağım ya? Allah Allah. İyi, o zaman sen geliyorsan ben çıkıyorum. Şş, bir dakika, bir dakika. Ne oluyor öyle? Nereye gidiyorsun sen ya? Ben bitti demeden bitmez abiye kuzu. Ne oluyor? Kolumu bırakır mısın Erman? Canımı acıtıyorsun. Acıtırım. Ben senin kocanım. İstediğimi yaparım. İster canını, ister etini acıtırım. Ne oluyor? Ben senin tapulu malın değilim. Sen benim tapulu malımsın kızım. Ne biçim konuşuyorsun ya? Attın imzayı. Elimde tapu gibi evlilik cüzdanın var. Nereye gidiyorsun ya? Yarın hemen o işten istifa ediyorsun. Evinin kadını olmaya söz veriyorsun. Yoksa bu daha bir şey değil, ben sana söyleyeyim. Sana öyle bir döverim ki 6 ay kaşıkla beslerler. Onu söyleyeyim yani. Allah'ın öküzü. Her şeyi şiddetle çözebileceğini sanıyorsun değil mi Erman? Sanmıyorum, eminim. Artık sana koyacak teprik bulamıyorum Erman. Bugün çocuklarımın doğduğu günden beri kendimi ilk defa bu kadar mutlu, bu kadar değerli, bu kadar işe yarar hissettiğim bir gündü. Şimdi sen bunu benim elimden almak istiyorsun, öyle mi Erman? Yemişim kızım mutluluğunu. Sırf sen mutlu olacaksın diye Erman kuzunun karısı çalışıyor dedirtmem ben. Bilmiyor musun sen beni? Tanımadıysan tanı. Bir kadının mutlu olacağı yer kocasının yanıdır, evidir. Peki o zaman bu kısır döngüyü çözmenin tek bir yolu var. Birinci de abiciğim, sen burada sabit dur, kımıldama, ben aşağıdan odunu alıp geliyorum. Boşanırız, olur biter Erman. Ne dedin sen, ne dedin, ne dedin? Boşandığımız zaman ben artık senin karın olmayacağım için Erman, kimse de sana diyemez ki, aa Erman kuzu karısını çalıştırıyor. Ben senden bağımsız olurum, sen benden bağımsız olursun. Sen rahat olursun, ben rahat olurum. Hatta lafı bile var, sen sağ, ben selamet Erman. Bak abiye, bu boşanırım lafını üçtür ağzında diletiyorsun. Bak zannediyorsun ki ben bunları unutuyorum, unutmuyorum abiye. Bak sonunda ben seni bir boşarım, altından kalkamazsın. Görürsün gününü. Öyle mi Erman? Görür müyüm günümü? Yalnız ben sana bir şey söyleyeyim Erman. Daha çok Ermanlar bulunur. Neden? Çünkü burası benim evim. Çünkü ben dişi kuşum. Karalar bağlayacak olan taraf ben değilim Erman, sensin. Öyle mi abi hanım? Öyle Erman Bey. Yani beni kaybetmekten korkmuyorsun. Sen beni kaybetmekten korkmuyorsan ben de korkmuyorum. Ha anladım. İşten istifa edeceksin yani. Hayır efendim, işten istifa etmeyeceğim. Sen benim çalışmama izin verecek misin? Hayır tabii ki. O zaman bu senin son kararın oluyor. Aynen öyle. Bu durumda konuşacak bir şey yok. Mahkemede görüşürüz Erman. Görüşürüz. Görüşürüz. Erman. Düşündüm de ben niye gidiyorum? Burası benim evim. Ben mi gideyim? Sen git tabii. Ben mi gideceğim kadın başıma? Giderim lan. Giderim.